İkinci mesele. Şimdi benim önceki haftaki sorudan hatırladığım şey şu. Adamın buğdayı kaldırıyor mahsulünü ve gidiyor tüccarın ambarına döküyor. Tüccarın. Doğru. Ha. Ve onun üzerine biz konuştuk. Doğru. Eğer emanet olarak bırakmışsa o onu değerlendirdiniz. İşte şeyin üreticinin malıdır. Onu sonradan istediği fiyata satar. Yok, emanet olarak vermemiş de borç olarak vermişse sonra vadesi dolduğunda o borcu geri alır. Yani onu buğday olarak alır ama isterse paraya tahvil edebilirler. O kiloda, o tonda buğdayı geri alacak. Veya isterse paraya tahvil edebilirler. Evet. Ama ben şimdi bunu sana sattım. Fakat 3 ay sonra fiyata göre derse bu satış geçersizdir. Bunu öyle anlatmıştık. Bir de olay şu var. Doğru. Bugünkü soruda şu var. Üretici ürünü kaldırmış, kendi ambarına depolamış. Bu stokçuluğa girmez mi dedi. Arada fark var. Tabii fark var. Bir tanesi emanet bir tanesi veya emanet, borç. Onu karıştırma. Peki. Şimdi. Bir tanesi başkasının ambarına koyması, hayır. Birisi kendi ambarına koyması. Peki. Buradaki sorunun başkasının ikinci kısmı. Başkasının ambarına koymasında üç tasavvur var, onu anlattık. Peki efendim. Emanet de olabilir, başka bir şey de olabilir. Ama kendi ambarına korsa bu stokçuluk olur mu olmaz mı? Şimdi buna bizim stokçuluk, Türkçe'de stokçuluk dediğimiz şeye fıkıhtaki adı ihtikardır. İhtikardır. İhtikar da insanların ve hayvanların temel gıda maddelerini piyasadan toplayıp bir yerde biriktirmek ve bu malı piyasaya sürmediği takdirde piyasanın sıkıntıya düşecek hal olması. Yani bir depolamanın ihtikar yani stokçuluk sayılması için birkaç tane şart var. Bir, bu piyasadan toplanmış olacak o mal. Yani satın alınmış olacak. Ama dışarıdan ithal yoluyla değil, Çin'den getirme değil. Evet. Ankara ve çevresinden toplamış olacak kişi Ankara'daki. Bir. İki, bu topladığı mal insan veya hayvanların temel gıdası olacak. Buğday gibi, arpa gibi, yulaf gibi. Üç, eğer bu kişi, bu toplayan kişi o malı piyasaya sürmezse piyasada bir sıkıntı olacak. İşte buna stokçuluk denilir. Evet. Buna ihtikar denilir, bu caiz değildir. Ama kişi bizzat kendi tarlasından kaldırdığı buğdayı senelerce ambarında bekletse bu stokçuluk sayılmaz. O adam tarlasını ekmeye mecbur muydu? Değildi. Kendi etmiş. Doğru. Nasıl ki ekmeme hakkı varsa kaldırdığını depolama hakkı da var. İstediği zaman istediği fiyattan satma şimdi, hakkı da o zaman. Şimdi ben ambarıma koyayım, pahalanca satayım diyebilir. Veya dış ülkelerden veya uzak yerlerden ithal etmişse. O da stokçuluk sayılmaz. O adam da ithal etmeyebilirdi. Doğru. Belli bir meblağ yükselişi olacak ki piyasaya sürecek. Yani bu da stokçuluk sayılmaz. Peki. Yani demek ki ihtikar meselesi bu, önemli bu burada. İhtikar, yani. Kara borsacı olmaması lazım. Kara borsa yani eski tabirle diyelim. Ama işte dediğim gibi. Peki. Bu çevrenin piyasasından, bu çevreden toplanmış olacak. Tamamen kalkmış, toplanmış olacak. İnsanların temel ihtiyaçlarından olacak. Ve o mal piyasaya sürülmediği takdirde sıkıntı. Piyasada halk sıkıntıya düşmüş olacak. Aksi halde şey olmaz. Stokçuluk olmaz, ihtikar olmaz. Değerli hocam devam ediyoruz. İstanbul'a dönüyoruz. Kıymetli hocamız her iki soruyu da cevapladılar. İstanbul'a selamlar, hoş geldiniz, iyi akşamlar efendim.